Hepinize selamlar tekrardan. Ben Mert Tımet Türk. Keyifler nasıl? Battlefield 2042 global olarak çıkışını yaptı. Hayırlı olsun hepimize. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben de ufak bir anket yaptım zaten kanalımda. Yani benim abonelerim %80'i beğenmiş. Bir kısım beğendim, güzel. Bazı sıkıntılar çözüldüğü zaman çok daha iyi olacak diyor. Bir kısım iade ettim, Vanguard alacağım diyor lol. Bir kısım da diyor ki şu an çok aşırı gereksiz bokluyorum ama 5 ay sonra hepinizden çok oynayacağım diyor. Bu da genel olarak oyunun beğenildiğini, sevildiğini gösteriyor bence. Ben de zaten beğendiğimi, çok eğlendiğimi yayınlarda bol bol söylüyorum. Beta için 28 dakikalık bir inceleme videosu yapmıştım zaten ama çok yazanlar oluyor abi bir inceleme videosu yap vesaire diye. Yapacağım abi. Ama şu an yapmak istemiyorum çünkü şu an düzeltilmesi gereken bayağı bir sorunlar var. Day One patch'i gelecek demişlerdi, o da gelmedi. Day One patch'i geldikten sonra yapmak istiyorum incelememi ben. Biraz bekleyeceğim o yüzden. Hemen ortaya çıkıp ya şu su kötü bu su kötü almayın falan demek istemiyorum. Ama size bu değişiklikler hakkında birkaç güzel haberim var. DICE Direct Communication Twitter hesabından birkaç açıklamalar yaptı. Özellikle biliyorsunuz oyunun başından beri hovercraft metası gibi bir şey oyunda mevcut. Yani DICE gerçekten araçların çoğunu hatta neredeyse hiçbir şeyi test etmemiş. Çok komik. Sizi öldürdüğünüz zaman çok eğlenceli ama öldüğünüz zaman çok sinir bozuyor. Hovercraft'lara nerf geliyor abi. Daha az, daha hafif bir armor koyacaklarmış bundan sonra hovercraft'lara. Yani şu anda sanırım 3-4 rokete falan ölüyor ve çoğu silah da damage atmıyor zaten hovercraft'a. Deli ediyor insanı. Yani 2 roket, 3 roket gibi bir şey lazım sanırım şu an hovercraft'ı patlatmak için. Ne LMG vuruyor, ne miniganlar vuruyor. Doğru düzgün bir şey vurmuyor. Damage atamıyorsunuz. Sadece ufak bir penceresi var. O pencereden vurabilirsiniz. Şoförü oradan vuruyorsunuz. Başka bir çaresi yok yani. O yüzden iyi haberler. Hovercraft'a nerf gelecek. Bununla beraber Nightbird helikopterine de nerf gelecek. Çünkü piyadeye karşı aşırı güçlü. Şu anda zaten oyun tamamen bir araç farmına, araç kill farmına dönmüş halde. Gerçekten tek başına oynamak ya da açık alıp biliyorsunuz haritaların çoğu düz ve cover'sız. Piyade çok kötü yakalanıyor ortada. Karşı koyma şansı bile olmuyor. Bu anlamda iyi haberler. Hovercraft ve Nightbird'e nerf gelecek. Sonunda. İnşallah yakın zamanda gelir. Haberini verdiler ama şu an ne zaman geleceği hakkında bir haber yok. Bunun haberini vermek istedim size. Bu oyuna girdiğinizde kayıp loadoutlar ekranı oluyor. İstediğiniz loadout'ı seçemiyorsunuz. Seçseniz bile oyun içine girdiğiniz zaman kullanamıyorsunuz istediğiniz silah. Bu tarz bir bug var. Bizim de çok başımıza geldi yayında oynarken vesaire. Bunun farkında olduklarını söylediler. Bunu da düzeltecekler yakın zamanda. Bunun dışında revive'lar bazen buglanabiliyor. Revive'ları da halledeceğiz diyorlar. Şu anda şöyle bir sıkıntı varmış. Bir oyuncu öldüğü zaman herhangi bir nesnenin, duvarın vesairenin yakınında buglanıyormuş direkt. Kaldırmıyorsun. Bizim de çok başımıza geldi. Bunların da farkındalar. Düzelteceğiz diyorlar. Bunları ufak tefek bir fix ayarlayacaklar. Ama tabii ki daha da büyük sıkıntılar var. Serverlar çok leş, paket loss var ne bileyim. Hit registration çok kötü. Attığınız mermiler oyuncunun içinden geçiyor bazen. Ama biz BF4'te de bunlara alışık olduğumuz için bize o kadar koymuyor. Yeni gelenler doğal olarak birazcık sinirli. Onları da anlayabiliyorum. Ama burası DICE abi. Burası Battlefield. Because DICE yani. Yapacak bir şey yok ona. Pandemide evden oturarak oyun yapınca böyle oluyor. Şimdilik bendeki bilgiler bunlar. Gerek videolarda gerek yayınlarda olsun. Kanala verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz beni. Oyun hakkında inceleme videosu için biraz daha bekleyeceğim. Day One patch'in gelmesini. Bunun dışında rehber, bu tarz küçük haber videoları vesaireler gelmeye devam edecek. O yüzden kanalda yeniyseniz ve içerikleri beğeniyorsanız, Türkçe Battlefield içeriği istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve bir like bir yorum da atarsanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz dislike de olabilir. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşeceğiz.